Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, hal-hazırda biz Türkiye'de Edirne şehrindeyiz. Burada Yıldırım Bayezid adına kulliyede güzel bir mescitteyiz. Bu fırsattan istifade edip size güzel bir hatırlatma etmek istiyorum. Demek İmam Bukhari rahimahullah'ın Edeb-ül Mufrad eserinde naklettiği hadiste Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet edir ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Her hansı bir Müslüman Allah'a dua ettikte günah görmek veya kohumluk əlaqələrini kesmek kimi günah Allah'tan istemesə, dua etsə onun duası kabul olacaq. Allah'tan ne istese Allah ona istediğini verecek. Allah ona istediğini ya bu dünyada verecek, ya ahirette verecek, ya da başına gelen her hansı bir musibeti ondan uzak edecek." Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh der: "Ya Resulullah, eleyse duaları çoxaldaq." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Allah daha çox əta edendir." Dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyor ki, ne kadar çok Allah'a dua etsiniz, Allah o kadar çok size istediklerinizi verecek. Diğer bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizin Rabbiniz hem heyalı hem de sehavetlidir. Ellerini ona taraf kaldırıp dua eden bendesinin ellerini boş kaytarmağa utanır. Karşıdan Ramazan ayı gelir. Mübarek Ramazan ayı. Bilirsiniz, Ramazan ayında dualar kabul olur. Xüsusilə də Qadir gecələrində. Odur ki, gecə gündüz bu ayda Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah kimi bağışlayarsa, kime rəhm edərsə ona cənnəti nəsib edər. Mən də hamımız üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrətdiyi dua ilə Allah'a dua edib deyirəm: Allahümme ağfir lənə və rəhəmnə və əlhiknə bir rafiqil ələ. Allah'ım bizi bağışla, bize rahmet ve bizi uca dostlara, peygamberlere, siddiklere, şehidlere ve emeli salih müminlere kavuştur.